Merhaba. Bugün size Lorelli marka 60x120 Sanremo Oyun Parkı'nın kurulum ve tanıtımını yapacağız. Ürünümüzü aldığınız takdirde ürünümüz koli halinde, orijinal kolisinde size sevk edilmektedir. Ürünümüz içerisinde üst oyuncak kısmı, taşıma çantası, alt değiştirme ürünü, 2 adet sallama ayağı, 4 adet arakat çubuk özelliği ve arakat hamak sultası çıkmaktadır. Ürünümüzü ilk kurma aşamasında şunu yapmamız gerekiyor. Birçoğu müşterimiz maalesef şu hatayı yapıyor oyun parkı beşini kurarken. Orta göbek sistemini aşağı indirip sonra ürünü kurmaya çalışıyor. Maalesef bu şekilde kuramıyorlar. Ürünü ilk kurduğumuzda orta göbek, yani kırmızı klipsin olduğu, kırmızı ipin olduğu yeri yukarıda tutacağız. Sağlı sollu birer adet kısa tarafları kuracağız. Ondan sonra karşı tarafını kuracağız. Sonra da öbür uzun tarafı kurduktan sonra ürünü açıp orta göbeğine basmamız yeterli oluyor. Ürünü açtıktan sonra ürünün kendi içerisinde fermuarla ilk kademe kullanım özelliği vardır. Bu fermuar sistemi şuradan çekerek komple dört tarafını kurmuş olacağız. Şu şekilde kurduk. Sonra cırtını taktık. İkinci işlemimizde ürünün 4 adet arakat demiri çıkmaktadır. 2 adet dişi, 2 adet erkek şeklinde bulunmaktadır bu. Sağlı sollu hamal içerisinde kendi yuvalarına oturtun. Ondan sonra ortada bunun bir dişi olacak, bir erkek olacak şekilde bunu oturtmamız gerekiyor. Taktıktan sonra ürünü tek tarafa kaldırıp ürünün sallama ayaklarını takacağız. Sallama ayakları ürünün alt tarafında sağdan ve soldan ayaklardan gelen çapraz demirlere. Bir, iki. Taktıktan sonra sağlı sollu yukarı çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Ondan sonra öbür tarafı koyacağız. Aynı ayak bu taraf için de geçerlidir. Taktıktan sonra yukarı kaldıracağız. Ürünü bırakacağız. Sonra arakat havanı koyacağız. Şekilde. Koyduktan sonra alt değiştirme ünitemiz mevcut. Alt değiştirme ünitesini takarken şuna dikkat edeceğiz. Alt değiştirme ünitesinin üzerinde bir cırt vardır. Cırtlı olan tarafa, yani fermuarın olduğu tarafa takacağız. Taktıktan sonra şuradaki cırtlarımızı getireceğiz. Şuradaki plastiklerimizi getirip şuraya takacağız. İki tarafa da uyguluyoruz bunu. Bunu yaptıktan sonra üst oyuncağını takıyoruz. Oyuncağını taktıktan sonra yer diliyoruz. Arka kumaş kısmını getirip aynı plastikler de buradan mevcut. Taktık. Ondan sonra oyuncak kısmını yukarıya doğru genişletiyoruz. Ürün üzerinde 3 tane periş oyuncak özelliği vardır. Yumuşak dokulu. Alt değiştirme ünitesi sağdan, soldan komple desteklidir. Anne bebeğin altını rahat bir şekilde ve burada komple bel destekleyici kabı sistemi bulunmaktadır. Buraya çok rahat bir şekilde altını değiştirmek için kullanıyorum. Ürünün kurulumunu yaptık. Şimdi ürünün size ufak tanıtımını yapalım. Kullanabileceğiniz açıklamasını yapalım. Ürünün baş tarafında bir tekerlek özelliği var. Komple bütün aparatlar takılıyken alt tarafında bulunan tekerleklerden tek taraftan çekerek bu rahat şekilde taşıyabiliyoruz.
Alt değiştirme ünitesini kullanmak istemediğiniz zaman ya da bebeğimiz büyüdü, 1,5 yaşını geçti, bunu kullanmak istemiyoruz. Burada eklipsin ikisini de açıyoruz. Bir tanesini de açıyoruz. Alt değiştirmesini çıkartıp istersen kullanabiliriz. Bebeğimiz ilk 1 yaşına kadar üst kademesini kullan. Bu kademesini. Bunu dilerseniz 1 yaşına kadar burayı kullanılana kadar alt kısmını açıyorsunuz burayı. Altını komple sürekli alıp verdiğiniz oyuncak kısmıdır. Sürekli kullandığınız bir aparatıydı. Islak mendildi, havlusuydu. Bu bölümde saklayabiliyorsunuz. 1 yaşından sonra artık bebeğimiz çok hareket ettiği için kalkıp düşüyor buradan. Hareketleniyor. Üst oyuncak kısmını da dilerseniz çıkartabilirsiniz. 1 yaşından sonra tabii tüm çocuklarda çocuğun hareket kabiliyetine bağlı o. 8 aydan sonra, 9 aydan sonra bu kademe artık yetmiyor çocuğa. Bu kademeyi aşağı indirmemiz gerekiyor. Bu işlemi nasıl yapmamız gerekiyor? Ürün içerisinde, şurasında bir fermuar bölümü vardır. Bu fermuar bölümünü komple aşağı doğru dört taraftan açıp ürünü komple alt kademeye alıyoruz. Şu şekilde. Alt kademeyi aldıktan sonra da yine burayı komple açıp gündüz oyuncaklarını doldurup bebeğimizin içinde oyun oynamasını, gece yatağını koyup içinde yatmamızı sağlıyor bu bize. Ve kalkıp düşme riski olmadığı için bunu çok rahat bir şekilde 4 yaşına kadar kullanabiliyoruz. Alt kademedeyken de, üst kademedeyken de ürünümüz üzerinde ilk kurulumda takmış olduğumuz ayak, sallama ayakları mevcut. Bunları dilediğiniz zaman hem üst kademedeyken hem de alt kademedeyken rahat bir şekilde bunu sallama konumuna alıp kullanabiliyoruz. Ya da bunları kullanmak istemiyoruz. Taktığımız gibi aynı şekilde tek hareketle bunları komple çekebiliyoruz. Şöyle. Bu oyun parkı beşiklerde en güzel özelliklerden biri şu. Tornavidasız, vidasız, anahtarsız ürünü çok rahat bir şekilde katlayıp taşıyabiliyorsunuz. Bunu da hafta sonu bir yere gidiyorsunuz, memlekete gidiyorsunuz, tatile gidiyorsunuz. Ya da bebeğinizi büyüttünüz, artık bunu kullanmayacaksınız, kaldırmak istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? İçindeki sunta bölümünü aldınız. Ara katmanı aldınız. Üründe yapmanız gereken işlem şu. Orta göbek kısmını yukarı kaldırın. Birer tane şurada kilit sistemimiz var. Basıyorsunuz. Aşağı indiriyorsunuz. Katlayıp bir de bunun taşıma çantası var. Taşıma çantasına koyup rahat bir şekilde bunu taşıyabiliyorsunuz. Bunun dışında diğer ürünlerden farkını anlatmak istiyorum. Bu ürünün sadece şasisinin üzerindeki kumaş kalitesinden ve üstünde kullanılan ham madde ve profilden. Şimdi bu üründe şöyle güzel bir özelliğimiz var. Kumaş silinebilir kumaş. Leke tutmaz, kir tutmaz kumaş. Ürün içerisinde detaylı baktığımızda üründe kullanılan şuradaki aksamların hepsi beyaz profil kullanılmıştır. Beyaz profil kullanılmasının sebebi şudur. Oyun parklarının üzerindeki kumaşları komple çıkartıp yıkama gibi bir şansınız yok. Kumaşları yıkamadığınız için de mecbur bunları silmek zorunda kalıyorsunuz. Sildiğiniz zaman içindeki profil ıslandığı zaman beyaz olmazsa ürünün profili, yani alışımlı olmazsa bu paslanma riskine sahiptir. Paslandığı zaman da doğal olarak da kumaş deforme olur. Ama bu üründe öyle bir risk yoktur çünkü komple beyaz kasaya sahip. Birçoğu müşterimizin şu sorusu vardır. İşte burası file, ne işe yarar ya da burası yırtılı. Şimdi şöyle bir şey var. Kesici bir alet olmadıktan sonra, yırtıcı bir alet olmadıktan sonra bu ağırlıkla ya da bebeğin darbesiyle yırtılacak, bozulacak bir ürün değil. Artık bunun en güzel özelliği şu. Bebeğiniz içinde oyun oynarken buradan bebeğinizi çok rahat bir şekilde izlersiniz. Ve güvende olup olmadığını rahat bir şekilde görürsünüz. Bugün Lorelli oyun parkının tanıtımını da yapmış olduk size. İyi alışverişler dileriz.